Merhabalar arkadaşlar. Endemik yayınları basit makinalardan iki tane test çözeceğim. Her birinden 12 tane soru olacak arkadaşlar. Daha önce de belirttiğim gibi soruları okumayacağım arkadaşlar. Yükü kaldırmak ve gerekli kuvveti değiştirmeden yönü değiştirmek için bir makara tasarlamak istiyor. Bu makaraya arkadaşlar ne diyoruz? Bildiğimiz gibi sabit makara diyoruz. Bunu buraya yazdıktan sonra hemen ikinci soruya geçebiliriz. Bu soruda ağırlıksız kaldıraçlar deniyor arkadaşlar. Tork yazacağız. Tork yazarken şöyle yazalım. Aşağıya doğru G1 var tabii ki. F yukarıya doğru. O zaman birinci için torku yazarsak ne yazacağız? F eşittir 2G1 yazacağız. İkinci için mesafeler aynı arkadaşlar. G2 eşittir. Bunda F diyoruz. Buradan tabii ki G1 F bölü 2 çıkıyor. G2F çıktı. G3 eşittir. Ne çıkacak arkadaşlar? Aşağıya doğru, yukarı doğru G3 eşittir. 2F çıkacak. Bunların sıralamasını yaparsak arkadaşlar G3 büyüktür G2, büyüktür G1 şeklinde olacak. Üçüncü soruya geçelim. Evet, birinci makarada arkadaşlar gördüğünüz gibi sabit makara var. Üçüncü makarada da hareketli makara var. Yalnız ikinci makarada bir şekilde bir yanlışlık olmuş. Bunun aslında nasıl olması gerekli diye düşündüğümde şöyle olabilir. Buradan yukarıya doğru asılmıştır. Buradan aşağıya doğru asılmıştır. Tabii ki bu asıldığı nokta ucudur. Ve yukarıya doğru kuvvet çizebiliriz. Yani bu soru aslında bozulmuş durumda. Yani burada bir denge olamaz. Denge olamaz. Yani verildiği şekliyle denge olamaz. Ama eğer şekli düzelterek çizdiysek ki öyle yaptık, öyle yapmak zorundayız. Yani burada dengenin olacağı sadece Y ve Z numaralı makara sistemleridir. Yanıtımız D seçeneğidir arkadaşlar. 4'e geçebiliriz. Evet arkadaşlar, burada bir sistem var. Sonuçta buralara ben F bölü 2 diyorum. Burada tabii ki F bölü 2 demek durumundayım. G ağırlıklı bir, 2G ağırlıklı bir kaldıraç. Hemen şu orta noktasında 2G diyeyim. Buradan buraya olan mesafesi o zaman 3 bölü 2 olacaktır. Şimdi sağ tork sol tork diye yazmaya başlayalım. F bölü 2 çarpı 1 eşittir 2G çarpı 3 bölü 2 artı G çarpı 4 olacak arkadaşlar. Buradan ben bunu açarsam, devam edersem F eşittir 14G çıkacak. İşlemi siz yapabilirsiniz. A şıkkıdır arkadaşlar. Hemen 5. soruya geçebiliriz. Bu soruda arkadaşlar kuvvet büyüklüklerini soruyor. F1 ne şekilde olursa olsun açısı G'ye eşit olacaktır. Bunu bilmemiz lazım. Çubuğun tam orta noktasından G olursa buraya olan uzaklığı 3 bölü 2 olacaktır. Bunu unutmamamız lazım. Şimdi 2'yi yazıyorum. 3F2 F2 yukarı doğru 2 çarpı G diyorum. Ağırlığı dikkate aldım. G çarpı 3 bölü 2 diyorum arkadaşlar. Buradan F2 eşittir 7G bölü 6 çıkacak arkadaşlar. Şimdi bir de neyi yazalım? 3'ü yazalım. 3'ü yazarsak şöyle yazacağız. 4F3 diyeceğiz arkadaşlar. 3G artı tabii ki burası gene G olursa artı 2G olacak. Buradan F3 eşittir 5 bölü 4G çıkacak. Sıralarsak arkadaşlar 3, 2, 1'di. 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1 olacak. Yani yanıtımız A seçeneği olacak. 6. soruya geçelim. Bu soruları şöyle çözüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen içine alıyorum. Şöyle. Sadece buraya düşünmek istiyorum. Aşağıya doğru olan kuvvetler 10 Newton var arkadaşlar. Bir de makaraların ağırlıkları var. Toplam aşağı doğru olan kuvvetleri 12 Newton olarak biliyoruz. Şöyle bir 12 diye paşa paşa yazalım. Şimdi arkadaşlar burada Y var. Aynı ipte aynı gerilme var. Burada da Y var. Burada da Y var. Burada da Y var. Yani yukarıya doğru tam 4 tane Y var. Y 4 tane ip. Her birinin ağırlığı yani gerilmesi de 4Y olduğunu düşünürsek aşağı doğru kuvvetle yukarı doğru 4Y'yi birbirine eşitlediğimiz zaman Y eşittir 3 Newton olarak çıkmakta. Yanıtımız D seçeneğidir. Hemen 7'ye geçiyorum.
Evet, burada gene bir sistem sorusu var. Makari sistemleri. Şurada bir tane F1 var. Burada da F1 var. Burada da F1 var. Yani şöyle diyorum. 3 F1 eşittir G dedim. İkinciyi ele alıyorum. F2 var. Birinci F2. İkinci F2. Burada bakın 2 tane F2 var arkadaşlar. Aman dikkat. 4 F2 eşittir G dersek, taraf tarafı oranlarsak G'ler birbirini götürdü. F1 bölü F2 4 bölü 3 oldu. Kritik nokta şurası arkadaşlar. Buranın 2 F2 olduğunu unutmamamız lazım. Çünkü bu da F2, bu da F2 olursa 2 F2 olur. Yanıtımız D seçeneği. Hemen 8. soruya geçelim. Evet, bu soruda arkadaşlar hareketli makarada yoldan kazanç vardı. Yoldan kayıp, kuvvetten kazanç vardı. Burada kuvvetin durumunu biliyoruz. Şimdi yolu bize sormuş. X K cismi ne kadar yükseliyor? X kadar yükseliyor. O halde L cismi ne kadar yükselecek? 2X kadar yükselecek arkadaşlar. Yani 2X kadar çekersek bu da X kadar yükselmiş olacak. Dolayısıyla kuvvetten kazanç, yoldan kaybımız var arkadaşlar. Yanıtımız D seçeneğidir. Hemen 9'a geçiyorum. Gene bir hareketli makara sistemlerinden oluşan arkadaşlar bir sistem. Burası M, burası M, burası GK bölü 2 diyorum. Şimdi L ile yani bu yukarıdaki sistemlerle yani şu grupla aşağıdaki grup arasında bir denklem yazacağım. Şöyle yazacağım. İki tane GM çekiyor. Artı GK'nın yarısı arkadaşlar. GL etti. Yani buradan ne diyebiliriz? GL iki tane GM artı GK'nın yarısı kadar bir yük sonuç olarak GL büyüktür GM diyebiliriz. Yukarıdaki denklem rahatlıkla bunu söyleyebiliyor. Şimdi bakın arkadaşlar buraya 100 Newton da diyebiliriz. 1 Newton da diyebiliriz. Dolayısıyla GK ile GM arasında bir ilişki kuramayız. GK ile GL arasında da bir büyüklük ilişkisi kuramayız arkadaşlar. Dolayısıyla kurabileceğimiz tek büyüklük ilişkisi L'nin M'den büyük olduğu. Zaten birinci denklemde burada gözüküyor arkadaşlar. Yani sonuç olarak hangi seçeneği diyorum? B seçeneği doğru cevaptır. Hemen 10. soruya geçelim arkadaşlar. Bu soruda arkadaşlar şöyle bir eşitlik yazacağız. F ile L arasında bir eşitlik yazalım. Burada F, F ve F var. Dolayısıyla burada da 2F vardır. Burada da F vardır arkadaşlar. Yani 3F eşittir. L eşitliğini yazdık. Şimdi F ile K arasında bir ilişki yazalım arkadaşlar. Şöyle yazacağız. Burası F bölü 2. Burası da tabii ki F bölü 2. Ve burası da K ise arkadaşlar. F bölü 2 eşittir K ise F eşittir 2K olacak. Yani sonuç olarak 6K eşittir L olacak. Yani L K'nın tam 6 katı. Birinci numaralı yargı tamamen kesinlikle diyebiliriz. Ve F'nin bir tarafı birinci şekilde sabit arkadaşlar. Diğeri cisme gidiyor. İkinci şekilde ise F'nin sağ tarafı da cisme gidiyor. Yani sabit bir noktaya bağlı değil. Şöyle diyebiliriz. Kuvvetler eşit miktarda çekilirse KL'den bu anlattığımdan dolayı yani bu tarafın sabit olmasından dolayı daha fazla yükseleceği aşikardır. Yani buna da doğru diyebiliriz ama tabii ki sadece bir tane hem solda hem de sağda hareketli makara bir tane olduğu için K'nın olduğu sistemi kuvvet kazancı L'nin olduğu sistemden daha büyüktür diyemeyiz arkadaşlar. Bu yanlıştır. Doğru olan 10 C seçeneğidir arkadaşlar. 11. soruya geçebiliriz. Şöyle yapacağım arkadaşlar bu sistemde. Tabii ki soruları okuduğunuzu düşünüyorum. İlk önce sol taraftaki sistem için yani X için buranın sistemin hesabını yapacağım. Buranın 3G olduğunu biliyoruz arkadaşlar. K ve L cisimlerinin de GG olduğunu biliyoruz. Bunları da unutmayalım. Şimdi sol taraftaki sistem için yani şurası için sistemi kurgulayalım. Şimdi 3G eşittir
GX'in ağırlığını çekecektir. Artı iki tane ne vardır burada? GL vardır. Hemen bunları yerine yazalım. GL yanına G yazarsak GX eşittir ne çıkacaktır? G çıkacaktır. GX'i G cinsinden bulduk. Şimdi sağ taraf için, yani burası için bir sistemi tasarlayalım. Gene burada bir ne vardır? 3G'lik bir gerilme vardır. 3G eşittir. Bu sefer GZ'yi taşıyacaktır. Ve iki tane GL'yi taşıyacaktır. Gene burayı tabii ki G olduğunu biliyoruz. O zaman GZ eşittir. Ne çıkacaktır? O da G çıkacaktır. Yani GZ ile GX birbirine eşit çıkacaktır. Şimdi bir de üçüncü sistem için yapalım. Yani burası için yapalım. Şu grup için. Bu grup için yaparsak şöyle yapacağım. 3 tane ip var burada. 1, 2, 3. Yani 3GL eşittir GY artı K diyeceğim. Buranın G olduğunu biliyorum. Dolayısıyla GY buradan kaç çıkacak arkadaşlar? 2G çıkacak. Buna uygun tek seçenek, yani GY büyüktür GX'ten, GX de GZ'ye eşittir A seçeneğidir arkadaşlar. Test 1'in son sorusuna geçelim arkadaşlar. Bu soruyu lütfen bir okuyun. Evet, şöyle yapıyorum arkadaşlar. Buraya ne diyeceğim? Yazıyorum. 2F artı G diyorum. Tabii ki burası da 2F artı G olacak. Şimdi arkadaşlar burada da tabii ki ne var? F var. Ve burada da F var. Şimdi birinci için yazalım arkadaşlar. Şöyle yazıyorum. F artı 2F artı G artı F eşittir. Yani F'yi yazdım. 2F artı G'yi yazdım. Bu ikisini birden buraya yazdım. Şunların ikisini F'yi yazdım. Bir F daha yazdım. Şimdi bunlar ne kadarlık bir ağırlık çekecek arkadaşlar? 4G'lik bir ağırlığı çekecekler. Yani şurası için, yani bu sistem için şöyle burası için yapıyorum tabii ki bu işlemi. Yani F'yi 2F artı G'yi bir F'yi aldım. Sonuç olarak 4G'yi artı bir de makaranın kendi ağırlığı var. Bu işlem neticesinde arkadaşlar F eşittir G çıkacak. Bunu bulduk. Şimdi T'yi bulalım arkadaşlar. T eşittir 2 tane F artı G. Yani bir bu. Bir de bunu dikkate alıyoruz. 2 çarpı 2F artı G diyorum. Bunlar parantez içinde. Artı bir de aynı zamanda makaranın kendi ağırlığı var arkadaşlar. Yani yerlerine yazdığımız zaman T eşittir. F yerine G yazdığımız zaman burası 3 çıkacak. 3 kere 2 6 çıkacak. Yani 7G çıkacak arkadaşlar. Sonuçta Y yerine de F yazdığımız zaman T bölü F eşittir 7 çıkacak. Yanıtımız D seçeneğidir arkadaşlar. Bu eşitlikleri tek tek aynı ipte aynı gerilme vardır prensibinden hareket edersek ve makaraları da T ağırlıklarını da yazarken dikkate alırsak soruları rahatlıkla çözebiliriz arkadaşlar. Korkulacak bir şey yok. Sadece dikkat etmemiz gereken ip gerilmelerinin her yerde aynı olduğudur. Hemen ikinci teste geçebiliriz. Birinci şekil için yazıyorum arkadaşlar. Şuraya 1 diyelim. Şimdi şöyle diyeceğim. Burası G1. Burası da G1. Burası 2G1 arkadaşlar. Sonuç olarak 2G1. Burası da o zaman arkadaşlar 2G1. Ve burası da G1. Yani 4 tane G1 eşittir F oldu. Bu birinci şekil içinde. Şimdi ikinci şekil için yazalım arkadaşlar. Burası G2 ise burası da ve burası da G2'dir. 2G2 eşittir F oldu. Bu ikinci şekilde. 3 için yazıyorum. Yazım için kusura bakmayın, özür dilerim. Bazen kaçırıyorum Cantor'un topuzunu. Burası arkadaşlar G3 ise burası da G3'tür. Burası da G3'tür. Dolayısıyla burası 2G3'tür arkadaşlar. Ve burası da
2G3'tür. Yani 4 tane G3 neye eşit olacak? F'ye eşit olacak. Yukarıda bu yazdıklarımızdan şöyle bir sonuç ortaya çıkacak. G1 eşittir G3'e. Onlar da G2'den küçük olacak arkadaşlar. Yani bununla ilgili yanıtımız C seçeneğidir arkadaşlar. Hemen ikinci soruya geçebiliriz. Evet, bu soru biraz dinamiğe kaçıyor arkadaşlar. Sistem dengedeymiş. Sistem dengede burasına tabii ki T dersek, burasına da T dersek, o zaman T MK'ya eşit olacağına göre, T de ML'ye eşit olacağına göre şöyle bir şey diyebiliriz. MK eşittir ML, o da eşittir M. Yani K'nın ağırlığı L'ninkine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeceğim. F eşittir 2M çarpı sin teta diyorum. Yani buradaki açıya teta dedim. Eşittir. F'ye eşit olacaksa ve teta yerine 30 derece dersem sinüs 30 tabii ki 1 bölü 2 olacağı için F eşittir 2M çarpı 1 bölü 2'den ne çıkacak? O da M çıkacak. Yani F K'nın ağırlığına eşit olabilir arkadaşlar. Peki teta'yı 37 derece alayım. 37 derece aldığımda sinüs 37 6 bölü 10 çıkacak. 6 bölü 10 çıkarsa F eşittir 2M çarpı 6 bölü 10'dan 1.2M çıkacak. Yani kütlenin 1.2 katı. Dolayısıyla F kuvveti L'nin ağırlığından da büyük olacak. Yani yanıtımız E seçeneği olabilir. Olabilir değil, kesinlikle öyle. Yani üçü de doğru olabilir arkadaşlar. Hemen üçüncü sorumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bu soruda yediğimiz ekmek, içtiğimiz su gibi bunun bileşeninin 4G çarpı sin alfa, yani 4G çarpı sin alfa nedir? 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. O zaman 2G olduğunu bileceğiz. Çok önemli arkadaşlar bu. Yani buraya ne diyorum? 2G diyorum sonuç olarak. Burası 2G, burası da 2G olursa o zaman her bir tanesi de 2G olacak arkadaşlar. Burası da 2G sonuçta. Yani 2 çarpı 2G eşittir neyi taşıyacak? Hem G'yi hem de K'yı taşıyacak. G artı K'yı taşıdığı için burası 4G etti. 4G'den bir G'yi çıkartırsak K eşittir 3G çıkacak. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Dördüncü soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, burada bir yanlış bir soru. Yani basım hatası olmuş ama bu soruyu en azından birinci yargıyı sizin için yapmak istiyorum. Gx çarpı sinüs teta, yani nedir? Burası 5H'dir. Sinüs teta nedir arkadaşlar? Buraya teta dersek 3 bölü 5'in oranıdır. 3 bölü 5 eşittir G'ye olacağı için Y'nin ağırlığı X'in ağırlığının 3 bölü 5 katıdır. Doğrudur. Y H kadar çekilse X H kadar yükselmez tabii ki. Bakın 3H'ye 5H arkadaşlar. Üçüncü yargıda da tam tersini yazmış. Yani buralarda bir yanlışlık var arkadaşlar. Ama bu soruyu en azından görmenizi istedim. Beşinci soruya geçmek istiyorum. Evet, bu soruyu bir lütfen okuyun. Bu soruda şöyle yapacağız arkadaşlar. Aşağıya doğru şu şekilde ne vardır? MK çarpı sinüs teta bölü sinüs teta bir kere bölü 2 şunu verecektir arkadaşlar. Çünkü 2'ye ayrılmakta. Dolayısıyla buradaki ipteki gerilme MK çarpı sin teta bölü 2'dir. Tabii bir de G'si var ama G'lerini biliyorsunuz ki yazmıyorum kolaylık olması adına. Denklemi o zaman yazmayabilirim. MK çarpı sin teta'yı ne olarak yazabilirim? 1 bölü 3 olarak yazabilirim. Çarpı 1 bölü 3 diyorum. Artı bir de neyi çekecek arkadaşlar? L cisminin ağırlığı 3G. 3G'yi de çekecek. Yani 3G çarpı ona da sin teta'yı buraya da sin teta yazıyorum. Ona da 1 bölü 3 yazalım. Eşittir 4G. Yani bunun ağırlığı da 4G. Arkadaşlar bu işlemi yaparsak eğer bu işlem neticesinde MK'nın değerinin 18G çıkacağını lütfen bir test edin. Cevabımız 18'dir arkadaşlar. 18G'dir. Evet, 6. soruya geçebiliriz.
Evet, burada neye karşı bir kuvvet uygulamamız lazım? G'nin aşağıya doğru olan bileşenine karşı bir kuvvet uygulamamız lazım. G'nin aşağıya doğru olan bir bileşeni nedir? G çarpı sin alfadır. Sin alfanın değeri nedir? G çarpı H bölü L'dir. Peki, G cisminin ağırlığını bilmek durumunda mıyız? Tabii ki bize lazım. Alfa açısının sinüs değeri, zaten sinüs değerini burada H bölü L oranından biliyoruz. Ya sinüs değeri olabilir ya da H bölü L uzunlukları da bize neyi verecektir? Sinüs değerini verecektir. Yani bu durumda ne diyebiliriz? 1, 2 ya da 1, 3 şeklinde değerlendirebiliriz. 2 de olabilir, 3 de olabilir ama cevapta 3'ü birden yok. 1, 2 ya da 1, 3 arkadaşlar. C şıkkı. Hemen 7. soruya geçtim. Evet. Bu soruda arkadaşlar şöyle aşağıya doğru yazıyorum. Ne vardı? P çarpı sinüs teta oranı. Yani P bölü 2'dir arkadaşlar. P'ye 2H olduğu için aşağıya doğru olan bileşeni bulduk. Dolayısıyla bu 2'ye ayrıldığı için buraya artık P bölü 4 de diyebiliriz. Yani P bölü 4 neye eşit olacak? G çarpı 1 bölü 3'e eşit olacak. Buradan G'yi 3P bölü 4 cinsinden artık ifade edebiliriz. Yani bunun aşağıya doğru olan bileşeni de G çarpı 1 bölü 3 olduğunu. Arkadaşlar eğik düzlemde aşağıya kaydıran kuvveti bulabilmek istediğimiz zaman muhakkak sinüsle çarpıyoruz. Bunu çok çok iyi bilmemiz lazım. Cevabımız hangi seçenek? B seçeneği diyoruz. 8. soruya geçiyoruz. Yakın bir zamanda diğer sorulara da geçeceğim arkadaşlar. Silindirler var. Bu silindirlerle ilgili dengede konumu verilmiş. Dengede konumu verildiyse arkadaşlar şuraya göre şöyle bir tork alabiliriz. Mesafeleri biliyoruz. Şu mesafeleri. Yani RK bölü RL cinsinden biliyoruz. Dolayısıyla buraya RL, buraya da RK dersek şunu yazacağız. GX çarpı RL eşittir. YY çarpı RK yazacağız. Buradan 3M, burada da M yazarsak, buraya da RL, buraya da RK yazarsak oran ne çıkacak arkadaşlar? RK bölü RL oranı 3 çıkacak. Yani bunlar sadeleşirse RK bölü RL oranı eşittir 3 çıkıyor. Yanıtımız B seçeneği 9. soruya geçtik. Evet, burada arkadaşlar özdeş cisimler. Buna hem dersek o zaman saat yönünde bir dönüş söz konusu olacaktır. Çünkü saat yönündeki tork saat yönünün tersi yönündeki torktan daha fazla olduğu için saat yönünde bir dönüş meydana gelecektir. Yani Y bir tur aşağıya, bir tur aşağıya. Bu nedir? İki tur yukarıya arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyeceğim? Y bir tur aşağıya inerse şöyle diyorum. 2 pi r'ye kadar aşağıya inecek. Bu da 4 pi r'ye kadar yukarı çıkacak. O zaman aralarındaki düşey mesafesi 6 pi r olacak. Yani cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Çünkü neden? Yarıçaplar 1'e 2 oranında, yani 1'e 2 oranında bu farklılığı doğuruyor. 10. soruya geçtik. Evet, şekil 1'den başlayalım. Buraya R dersek, buranın tabii ki uzunluğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Soru işareti koyalım. G çarpı R diyorum. G bölü 2 çarpı, burası eğer 2R olursa eşitlik sağlanabilir. Yani denge kurulabilir. Peki arkadaşlar, buraya ben R dersem, ikinci cisim için yazıyorum. Şekil 2 için yazıyorum. 2G çarpı R dedim. Ötekisine G çarpı tabii ki burası da 2R gene dediğim gibi olabilir. Yani bunda da eşitlik denge konumu olabilir. Peki arkadaşlar buna göre yapalım. Gene G çarpı R diyorum. 2G çarpı mesela burası R bölü 2 olabilir. R bölü 2 olursa zaten ne olacaktır? Eşitlik sağlanacaktır. Yani bunda da eşitlik söz konusu olabilir. O zaman hangi durumlarda denge sağlanabilir dediğine göre yanıtımızın E seçeneği olduğu görülmekte. 11. soruya geçebiliriz.
Evet arkadaşlar, F kuvvetinin şiddetiyle aşağıdaki yargılar arasındaki bir ilişki sorulmakta. F kuvvetinin şiddetini kuvvet kazancı konusunda bir ilişkisi yoktur. Sistemin yapısıyla bir alakası vardır. Yani çekilen iplerle yükseklik arasında bir ilişki vardır. Dolayısıyla siz sistemin kuvvet kazancı azalır diyemeyiz. Cismin yükseleceği miktar da diyemeyiz zaten. Biraz önce de belirttim. Onunla da bir alakası yoktur. Yapının, kurulan sistemin, palanga sisteminin, makara sisteminin hareketli mi olacak, birden fazla makara mı olacak, o sistemle bir alakası olan bir konudur. Dolayısıyla iki de olamaz. Sadece çıkırın dönme hızı artar arkadaşlar. F kuvvetinin şiddeti artar ise, yani sonuçta cevabımız C seçeneğidir. Ve 24. soruya geldik arkadaşlar. Evet. En son soruyu da, yani en son sona saklamışlar arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağım. Buranın mesafesi arkadaşlar 3R. Buradaki ip gerilmesi de sistemi dengede tutan kuvvet olması lazım. Çubuğun ağırlığı 2G kadar. Onu hemen şöyle türdeş olduğu için şuraya 2G olarak yazayım. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. 3G çarpı ne diyorum? İlk önce şuradaki ip gerilmesini bulalım. G çarpı 3R diyorum. Eşittir T çarpı R'den. T'yi 3G olarak bulduk. Yani burası 3G. Arkadaşlar şöyle bunu da yazdığım zaman. Şimdi bu sistem için, yani bu kaldıraç sistemi için bir tork dengesi kuralım. Bunun bakın en küçük değeri dediğine göre o zaman uygulayacağımız kuvvetin de en uzak noktası olması lazım. Yani buraya uygulamamız lazım en küçük dediği için. Şimdi tek tek yazmaya başlayalım arkadaşlar. 3G çarpı 2. 3G çarpı 2 dedikten sonra bunun yanına 2G çarpı 1 diyorum. Eşittir. F çarpı da 4 diyeceğim. Arkadaşlar bununla bunun aslında zıt yönlü gözükseler bile buradaki ip gerilmesi aslında çift taraflı bir kuvvettir. Çift taraflı bir kuvvet uyguladı olduğu için eğer böyle bir kuvvet uygularsak dolayısıyla bunu aşağıya doğru gerdirmiş ve sistemi de dengede tutmuş durumdayız. Dolayısıyla 3G çarpı 2 ile 2G çarpı 1'in yani bu desteğe göre olan kuvvetleri yazdığımızda buradan bu taraf kaç çıkmakta? 8G çıkmakta. Eşittir 4F. F eşittir 2G çıkacak. Yani yanıtımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. En son soruyu da evet en zora bırakmışlar. Sonuç olarak bu videoyu da tamamladık. Bir başka videoda görüşmek umuduyla arkadaşlar. İyi günler diliyorum.